Siyeray Türk Siyeray Türk Tepano'ya hoş geldiniz değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Bugün e, normalde ben programı her zaman keyifli bir program yapacağız diye açarım. Ancak bugün çok da keyifli bir konuyu konuşamayacağız ne yazık ki. E, tabii e, bende de bir heyecan var konuyla alakalı olarak. İster istemez haberci refleksimiz gelişiyor konuyu e, düşündüğümüzde. Ben Irmak Hekimoğlu, teknikte de arkadaşım Erdoğan Taşkın var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi efendim bugün... Kaşıkçı cinayetini konuşacağız. 2 Ekim 2018'de e, Suudi bir gazeteci Suudi muhalif bir gazeteci Türkiye'de e, başkonsoloslukta bir e, Katliam yapıldı diyebiliriz buna. En doğrusu bu olacak diye düşünüyorum. Ve e, Sabah Gazetesi'nin istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi istihbarat şefi Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi istihbarat editörü Ferhat Ünlü de bu konunun peşine düştü. Bu konuyu böyle bırakmadı. E, Kaşıkçı cinayetiyle alakalı e, bir kitap yazdılar efendim. Bir kitap kalemi aldılar. Cemal Kaşıkçı cinayetinin karanlık sırları diplomatik vahşet. Konuğumuz da Ferhat Ünlü. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Hoş bulduk. Dediğim gibi baştan normalde evet. hani ben güler yüzlü pozitif bir program yapmaya çalışırım genelde ama ne yazık ki gerçekten tam bir diplomatik vahşeti yaşadık Türkiye'de. Evet. Ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde bir cinayet meydana geldi. Çok acıydı bu. Ben tabii kitabı okurken çok gerildim, çok üzüldüm. Orası çok ayrı ama kitabın ismi benim çok hoşuma gitti. Hı hı. Ve sizin açıklama tarzınız da çok güzel olmuş. Bir kere her şeyden önce çok güzel bir araştırmacı gazetecilik örneği. Yani uzun zamandır Türkiye'de böyle bir kitaba e, rastlamamıştık çünkü. Diplomatik Vahşet'in ismini neden seçtiğinizi ben dinleyicilerimiz için ve izleyicilerimiz için anlatmanızı rica edeceğim önce. Şöyle anlatalım. İsim önerisi Nazif Karaman'dan geldi bir defa. Ee, şimdi tabii kaleme alan ben olduğum için hani isim konusunda... Beklenti en azından benden bir onay diyelim. Hani benim yaklaşımım yazarlık tecrübesine istinaden biraz önemseniyordu arkadaşlar tarafından. Çok beğendik. Hem Abdurrahman beğendi hem ben beğendim. Hem de yayıncımız Turkuaz Kitap beğendi. Turkuaz Kitap'ın arkadaşlar Gülenay Börekçi, Erdem Öztop, Cem Tuncer onların da çok emeği var bu işte. Şimdi... Ee, oksimoron kavramı vardır. Oksimoron çelişik kavramların, iki çelişik kavramın aynı tamlama içinde kullanılması ifadeyi güçlendirir. Yani işte karanlık ışık gibi misalen evet. kitapta, dipnotta zaten açıklıyoruz. Ee, Diplomatik vahşet kavramı, yani diplomasi ve vahşet yan yana gelmeyecek iki kelime. Şimdi diplomasi, 2. diplomasi kitabından da biliriz. 20. yüzyıl boyunca işte bütün bu... Özellikle e, Rusya ile tabi Sovyetlerle işte e, Amerika arasındaki anlaşmaya istinaden çok e, yani perde arkasında böyle e, açık sözlükle konuşmaların olduğu ama öte yandan hiçbir şekilde ya savaş dışı savaşmadan savaşma sanatı savaşmadan kazanma sanatı veya savaşsız meseleleri halletme sanatı diplomasi. Evet. Şimdi e, yani bu olaydaki negatif manada nevi şahsına münhasırlığın en e, belirgin özelliği, alameti farikası bir defa başkonsolosluğun bir cinayet mahalline dönüştürmüş olması. Evet. Bir işkence haneye neredeyse dönüştürmüş olması. Hani işkence postmortem mortem deniyor ona kriminal terminolojide. Hı. Cinayet sonrası da olsa sonuçta çok gayri insani bir durum zaten söz konusu. Şimdi bunun için siz bir başkonsolosluğu seçmişsiniz. Başkonsolosluklar normalde ilgili vatandaş için hele de o ülkenin vatandaşı için ilgili ülkenin vatandaşı için soğuk savaştan hatırlarız insanların sığındığı yerlerdir. Evet. Yani Berlin'de bir Amerikalı casus Berlin'in tabi e, Sovyetler bölümünde hı hı. işte ikinci dünya savaşından sonra soğuk savaş dedik ki hani Stalin ve yani Sovyetler ve işte Amerika arasındaki bölüşme istinaden Berlin'in Sovyetler demir perde tarafında kalan kısmına bir Amerikalı ajan, ya bu, buralarda ajan takası olur, alışverişler olur, konsolosluklar veya büyükelçilikler sığınma yerleridir. Şimdi bir, bir insan, muhalif bir gazeteci, muhalif derken böyle körü körüne muhalif de değil tırnak içinde. Evet. Devletini iyi tanıyan, Devletinin kodlarını çok iyi bilen, öyle ki Riyad'a gel denildiği zaman kendisiyle görüşme yapılırken bunun ne anlama geldiğini yani bunun bir infaz kararı anlamına geldiğini çözebilecek kadar da devletinin kodlarını iyi tanıyan bir muhalif gazeteciden bahsediyoruz. Şimdi bu insana başkonsolosluğu bir cinayet mahalli olarak düşünerek bu operasyonu yapmak Gerçekten tarihte örneği olan bir şey değil. Ben 25 yıl neredeyse 24 yıldır istihbarat üzerine çalışan bir gazeteciyim. Bu alanda gerçekten ihtisaslaştım. Hiç böyle bir şey görmedim. İstihbarat tarihinde böyle bir operasyon örneği yok. Kitapta okudunuz işte örneklerini anlattık. Şemsiye ile suikast gibi değişik böyle hani 1978'de Londra'da yaşanmış veya başka tür istihbarat operasyonları, suikast operasyonları, gizli servisler sütten çıkmış ak değildir. Adam öldürürler ve fakat böyle öldürmezler. Evet. Bu şekilde bir cinayet mahalline dönüştürülmez başkonsolosluk ve insanlar yani böyle vahşi bir muameleye tabi tutulmazlar. Dolayısıyla Suudilerin burada yaptığı işin e, diplomasiyle uyuşan hiçbir yönü yok. Vahşetin zaten yani Orada özellikle Edgar Allan Poe'dan da alıntı yaptım. Evet. İşte gizem edebiyatı denilen türün öncüsüdür. Dehşet ve felaket bütün çağlarda kol gezmiştir. Öyleyse anlatacağım öykü için zaman vermek ne işe yarar diye epigraf verdim orada. Yani hakikaten böyle bir, bu zamanda böyle bir dehşet ve felaket dediğiniz zaman ama oluyor. Maalesef Suudiler böyle bir şey imza attılar. Dolayısıyla biz de Nazif'in önerisiyle benim de hani oksimoron olması, çarpıcı olması, etki yaratması itibariyle sevdiğimiz bir isim oldu ve diplomatik vahşet işte ortaya çıkmış oldu. Şimdi siz de söylediniz çok körü körüne bir muhalif gazeteciden hani bahsetmiyoruz Cemal Kaşıkçı dediğimizde aslında ki üstüne üstlükte kimi çevrelerce şöyle de söyleniyor. Cemal Kaşıkçı'nın daha elitist, e, daha kültür sanat üzerine çalışan bir gazeteci olduğu da söyleniyor. Söylentiler arasında. Peki buna rağmen Cemal Kaşıkçı herkesin merak ettiği soru şu. Neden öldürüldü? Evet. Ne biliyordu? Neden Veliaht Prens e, Cemal Kaşıkçı'ya hedef gösterdi? <laughs> Şimdi... Kitap zaten beşen bir kadını verdiğimiz işte gazetecinin altın kuralı ki kökleri ta Aristoteles'e kadar dayanan bir şeydir. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim soruları ekseninde ee, cinayetin e, başat önemli soruların peşine düştü. Niçin bunlardan en önemlisi? Bana göre beşen bir ka zaten en önemli gazetecilik sorusudur. Yani o, o sorular içerisinde. Çünkü bir olayın nasıl olduğunu aşağı yukarı çözebilirsiniz. İşte cinayetin nasıl işlendiği belli. Ses kayıtları sayesinde anlıyoruz kimin fail olduğunu veya azmettirici olduğunu aşağı yukarı çözebilirsiniz. Olayı anlatırsınız ne kısmıyla, ne zaman olduğunu falan vesaire bulursunuz. Ama velakin niçin kısmı her zaman en önemli ola gelmiştir. Bütün sadece cinayet öykülerinde değil, bütün gazetelik öykülerinde böyledir. Şimdi niçin sorusunun biz tabii peşine epey düştük. Bu kitabın beşinci bölümü niçin başlıklı kısımdan oluşuyor? Niçin Cemal Kaşıkçı, niçin hedef seçildi? Neden böyle bir isim ve neden kendisi hedef seçildi? Şimdi bizim bulabildiğimiz dört tane temel parametre var. Belki daha fazla da bunlar çoğaltılabilir. Ee, devletini iyi tanıyan bir muhalif kimlik ve Muhammed Bin Selman'ı hakikaten rahatsız edecek bir normal şartlarda böyle bir e, muhalifliğin birçok. E, takıntılı olmayan bir lider tarafından çok fazla mesele edilmesini beklemezsiniz. Ama Muhammed Bin Selman gibi birinin profiline baktığınız zaman Kaşıkçı'nın onu rahatsız edecek kadar etkili olduğunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Şimdi Muhammed Bin Selman kendi halkına veya milletine dayanan bir isim değil. Orada öyle bir yönetim yok zaten. Dışarıdan destek almak zorunda. Ya ülkedeki aşiret dengeleri, prensler vesaire bütün bu dengeleri baskıyla veya başka bir yöntemlerle veya rızayla bir güç merkezine yaslanmak zorunda devlet içinde. Daha doğrusu bir güç merkezi tahkim etmek, yaratmak zorunda. Çünkü geliyor yani iktidarın işte bir numaralı adayı hala her şeye rağmen. Şimdi dışarıdan aldığı desteğin Özellikle Amerika'dan aldığı desteğin çok önemi var. Cemal Kaşıkçı da Washington Post'a yazan, bu imajı yerle yeksan eden, Muhammed Bin Selman'ın sanıldığı kadar Batı dünyasına verdiği imaj gibi işte biliyorsunuz kadınlara işte araba kullanmaktan vesaire. Boşanma süreçlerinde daha böyle kadınların lehine kararlardan tutun da pek çok reformist sözüm ona karar evet. alıyor. Şimdi bu imaj önemli bir imaj batıdaki şey açısından. Bu imajı sarsan hatta yerle yeksan eden bir yazı çizgisi var Kaşıkçı'nın. Yemen'deki işte e, katliamları eleştiriyor, sanıldığı kadar reformist olmadığını söylüyor. Bu şekilde Suudi Arabistan'ı yok oluşa götürebileceğini söylüyor. Şimdi bu eleştiriler çok önemli. Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı hedef seçmesi açısından. Hani bunun tevili değil. Onun açısından, onun penceresinden baktığımız zaman niçin sorusunun cevaplarından biri bu. <laughs> e, i̇kincisi Türkiye'yi çok model olarak gören, örnek gösteren, ülkesine hele de yani işte Körfez'de Suudi Arabistan gibi bir ülkenin ancak Türkiye gibi bölgesine demokratik manada da hani tırnak içinde görece bile dese ki öyle görece kavramını kullanmıyor bildiğim kadarıyla. <laughs> Ama bölgesinin en demokratik ülkesinden bahsediyoruz. Orta Doğu'da işte batıyla uyumlu değerleri olan bir şekilde sırf batı meselesi de değil. Kendi değerleri olan bir ülke. Kendince bir gücü olan Erdoğan'ın liderinde bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu güç artıyor giderek. Bu Bunu model olarak gösteriyor ülkesine. Muhammed Bin Selman'ı kızdıran faktörlerden biri bu. Türkiye sevdalısı hatırlayalım Kahtani ki ben ona işte göbelsi diyorum bu evet. şeyin. Muhammed Bin Selman'ın, propaganda bakanı, nazilerin onun gibi çalışan bir isim. E, adama Türk ajanı dediler. Sen zaten Türksün. Sen Suud değilsin. Kayseri kökenlisin vesaire gibi e, ayrıştırıcı söylemlerle adamı hedef seçtiler. Bu da ikinci bir faktör. Türkiye'yi şey yapması. Zaten Türkiye'nin cinayet mahalli olarak seçilmesinde de bunun etkisi var. Türkiye'yi tömel altında bırakmak. Evet. Müslüman kardeşlere müdahil olması yer yer orayı 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 da eleştirse de <laughs> çünkü bu model Suudiler çok korkutan şey yani işte Mısır'da görüldü örneği sisi darbesiyle kesildi vesaire. Hani halktan gelen sivil siyasetin e, bu tür ülkelerde karşılığı yok. Önü kesilen bir şey. Suudi yönetimi de Muhammed Bin Selman yönetimi pek çok para yatırdı sisi darbesine. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerin ismi bile alerji yaratmaya yetiyor. İstihbarat bağlantılarını falan da buna ekleyin. Her ne kadar şimdi Türkiye bir... Türkiye bin Faysal e, Londra Büyükelçi döneminde işte Kaşıkçı'nın danışmanlığı yaptığı prens... Şu anda Muhammed Bin Selman'a yakın olsa da ama işte istihbarat bağlantılarından ötürü Kaşıkçı o konuları da iyi bilen bir isim. Ben tetikleyici dördüncü faktör olarak Ara Ordusu projesini görüyorum. Ara Ordusu, Cemal Kaşıkçı'nın Ömer Abdülaziz adlı Suudi aktivistle Kanada'da yaşayan çocukla beraber gazetecinin bir adım ötesine geçip aktivist bir kimlikle, Muhammed Bin Selman yönetiminin işte kahtane üzerinden kurdurduğu elektronik sinekler ordusuna karşı bir iyicil tırnak içinde evet. bir işte troll ordusu projesi. 5000 dolar para veriyor Ömer Abdülaziz'e. Biz Ömer Abdülaziz'le röportaj yaptık. Devamı da gelecekmiş bu paranın. Önce 30 bin sonra ardından belki devamı gelecek. Suudi muhalifler verecek muhtemelen. Parayı da aramaya çıkmış. Evet. E şimdi bütün bu konuşmaları İsrail yapımı bir NSO adlı bir firmanın ürettiği ki Citizen Lab adlı Toronto'da muhkim bir e, laboratuvar bu casus programı çözüyor. Pegasus adlı. Ömer Abdülaziz'in telefonuna yükleniyor. Ömer Abdülaziz ile Cemal Kaşıkçı arasındaki konuşmaların e, içeriğini elde ediyor. İsrail e, yapım bu program. E, Muhammed Bin Selman yönetiminde bu var. İsrail'e yakınlığın bir diğer göstergesi tırnak içinde. E, ben daha önce o şirket şeyle ilgili, Citizen Lab'la ilgili araştırma yapmıştım. Çünkü daha önce Fethullahçı örgütün Türkiye'de Da Vinci adlı Devletin parasıyla alınmış legal bir programı kullandıkları da açığa çıkmıştı. Bunu da açığa çıkaran yine Lab ve Kaspersky Rus firmasıydı. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman e, bu dört parametre Cemal Kaşıkçı'nın hedef seçilmesi için e, önemli bir şey haline geliyor. Başka bildiği kozmik bilgiler olabilir. Bunları yani çok kozmik ne biliyor? Yemen Savaşı ile ilgili olabilir başka ama yani bu, bu kimliği yetiyor zaten. Çok özel bir sırra vakıf olması da gerekmiyor açıkçası. Bütün bunlar Kaşıkçı'nın hedef seçilmesi ve bu şekilde vahşice öldürülmesi için onlar açısından maalesef haklı. Bir gerekçe teşkil ediyor. Tabii bu gazetecilik adına da ne yazık ki çok kötü bir e, durum baktığımızda. Çünkü gazeteci zaten araştırmak, kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlü olan kişidir. Yani bu mesleği evet. seçen insanlar bunu yapmak adına seçiyorlar. O yüzden de hani bir gazeteciye bu e, şekilde bir e, vahşetin planlanmış olması da gerçekten çok acı bir şey. Evet. Onu bir tarafa koyduğumuzda nasıl planlandığı da en çok merak edilen konulardan evet. bir tanesi tabii. Çünkü zaten e, ilk önce 28 Eylül yanlış hatırlamıyorum aramıyorsam bir başkonsolosluğa gidişi var Kaşıkçı'nın. E, <laughs> kendisine gün veriliyor. 2 Ekim'de gelmesi söyleniyor ve 2 Ekim'de gittiğinde de zaten giriyor fakat konsolosluktan çıkamıyor. O arada neler yaşandı? 28 Eylül'den e, evet. 2 Ekim'e kadar neler oldu? Şimdi e, dediğimiz gibi bu operasyon tırnak içinde aslında bu devlet terörü. Yani evet. operasyon falan değil. Bir gizli servis operasyonuna bahsetmiyoruz ama sonuçta planlaması var. Bir e, beş farklı kurumdan, ordusundan, adli tıpına, işte kraliyet muhafız alayından, istihbarat teşkilatına falan. Adli tıp falan, uzmanı var infaz yani içinde. Baş, başındaki isim düşünün Tubeyki, Salah Muhammed El Tubeyki gibi isim ki cesedi parçalan isim zaten o. Şimdi bu, bu kadar ismin bir araya gelmesinde bir siyasi irade lazım. O Muhammed Bin Selman, onda hiç şüphe yok. Ve evet. fakat Şimdi planlama aşaması tabii çok önemli. Planlama aşamasında bir istihbarat aklı işliyor. Nasıl işliyor? Şimdi Ahmet Asiri adlı istihbarat başkan yardımcısı. Ee, Muhammed Bin Selman'ın adamı, kara kutusu. Kahtani keza her ne kadar doğrudan istihbarat işlerinin içinde olmasa da Muhammed Bin Selman'ın göbelsi olarak bu işlere kafa yoran hatta Ömer Abdülaziz'e iki tane işte istihbaratçı gönderen isim. Sen de Riyad'a gel diyerek riyada gelmenin anlamını zaten söyledik. Şimdi Kahtani ve Asiri'nin e, koordine ettiği Muhammed Bin Selman'ın siyasi kararının aşağı yansıması baktığımız zaman Ahmet Asiri'den ve Kahtani'den tabii ki aşağı doğru inen bir şey var. Hiyerarşik talimatlandırma ve operasyon planı süreci var. Bunu yürüten isim El Muzeyni. El Muzeyni keşif istihbarat timleri olarak da kodlanan ama aynı zamanda infaz timi boyutu da olan kaplan timlerinin meşhur o Tiger Squad'ın keşif istihbarat ve bölümünü ve aynı zamanda infaz timlerini de yönlendiren isim. Nasıl yönlendiriyor? Bu şahıs 28 Eylül'de Kaşıkçı'nın konsolosluğa bekarlık belgesi tırnak içinde almak üzere başvurusundan sonra 2 Ekim'e kadar geçen sürede operasyon planını yapıyor. Nasıl yapıyor? Ee, Riyada gidiyor. 1 Ekim'de bir seyahat var. Tarifeli uçakla gidiyor. Dönüşü galiba ilk gidişi Sabiha Gökçen'den olması lazım. Evet. Hatırladığım kadarıyla. kitapta ayrıntısı var. İzleyicilerimiz dinleyicilerimiz yanıltmış olmayayım. Ee, gidiyor. Dönüşte Atürk At Havalimanı'ndan geliyor. Ee, 1 Ekim'de ee, tam gidiş tarihi arada bir iki gün var emin Hı -hı. değilim ama 28 Eylül'den sonra yani. ilk başvuru yapıldıktan sonra bu el muzeyini Ahmet Asiri ve Kahtani ile görüşmek üzere özellikle Asiri ile ki biliyorsunuz bunlarla ilgili yakalama kararı var Türkiye'nin çıkardığı evet. bunlar olayın olağan şüphelisi yani ee, görüntüleri de çok açık bir şekilde var zaten havaalanında alınmış kez aynı şekilde. el muzeyini 1 Ekim'de geliyor bu arada tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takibinde Şöyle takibinde normal rutin bir istihbarat takibi diyelim ona. Hı hı. Belgrad ormanlarına gittiği zaman BMW araçla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takibine takılıyor. Zaten o yüzden sonradan Belgrad ormanlarında acaba ceset var mı diye baktı polis. Ee, bu keşif istihbarat timlerinin takip edildiğini biliyoruz. Kaplan timlerinin. Ee, operasyona geçmemişlerdi henüz ama Kaşıkçı ile geçmiş oldular. Evet. Kaşıkçı ile operasyona geçtikten sonra eğer bu olay aydınlatılmasaydı Türkiye'nin istihbarat imkanları ve Cumhurbaşkanı'nın siyasi talimatları doğrultusunda o zaman bu cinayetler devam edecekti açık söyleyeyim. Suudi muhaliflere yönelik operasyonel planları El Muzeyn'in liderinde devam edecekti. 28 Eylül 2 Ekim parantezinde El Muzeyni'nin Ahmet Asiri'den tabii ki Muhammed Bin Selman direktifiyle getirdiği operasyon planı Uteybi'ye yani başkonsolos Uteybi'ye Muhammed El Uteybi'ye zorla kabul ettirilen diyelim. Çünkü o bu işin doğrudan içinde değil her ne kadar yani odasında gerçekleşiyor. Kendisi evet. bir şey diyemiyor, itiraz etmiyor, şey yapamıyor falan güçsüz bir isim zaten ve fakat Asıl planlayıcı Muzeyni ve onun altındaki kadro. O detrap buluşması denir ona istihbaratta, soğuk savaşta çok yaşanmıştır. Gizli bir yerde buluşursunuz. Belgrad ormanlarında Gumuzi adlı bir isimle buluşuyor Suudi istihbaratından El Muzeyni ve ona da yine talimat veriyor vesaire. Fakat infaz timleri ayrı geliyor. Riyad'dan geliyor biliyorsunuz. Onlara da yine El Muzeyni'nin bilgisi dahilinde etkili güçlü bir isimmiş bizim aldığımız bilgi. O yönde içeriden aldığımız bilgiler. Dolayısıyla e, bu operasyon planı yapıldıktan sonra tamam iki Ekim'de nasılsa gelecek, saati de belli. Ondan sonra konsoloslukta öldürmek dahil her şeyin planını yapıyorlar. Yani önce ya da çağıracağız, önceki konuşmalardan anlıyoruz saat 12 civarı yapılan konuşmalardan. <laughs> Türkiye'nin elde ettiği konuşmalar cinayetten sonra e, eğer gelmezse burada öldürüp cesetten kurtulacağız hatta bavullara koyup çıkaracağız diyorlar. Plan yapılmış yani. Her şekilde hazırlar. Her şekilde ver. vahşet planı önceden belli. Açıkçası. Peki bu bekarlık belgesi dediğimiz olayın bir gerçekliği var mı? Hakikaten evlenebilmesi için Hatice Cengiz de bu belgeyi alması mı gerekiyordu? Konsolosluğa gitmesi mi gerekiyordu? Yoksa bunlar da o mizansene dahil miydi? Bekarlık belgesi gerekli şöyle gerekli ya belgeyi nereden aldığınız önemliydi aslında yani şimdi belgeyi yurt dışından da alabilir İngiltere'ye gidiyor biliyorsunuz 28 evet. Eylül 2 Ekim parantezinde Londra'da evet. konferansa gidiyor yani görüşmeyi yapıyor oradan direkt nişanlısıyla beraber Hatice Cengiz'le beraber Atatürk Havalimanı'na gidiyor 28 Eylül'den 2 Ekim'e kadar Londra'da konferansta oradan alabilir miydi alabilirdi ama hani nişanlısı burada yaşıyor. E bunlar da güler yüzle karşılamışlar. Bakın en büyük problem evet. o. 28 Eylül'de Suudilerin sinsice adamın yüzüne gülerken bir taraftan bu cinayet planının işlemesi arka planda. Kendisi çok mutlu olmuş hatta beni çok güzel karşıladılar evet, diye. Evet. Tekrar ülken bana işte iade itibar yapıyor veya işte artık beni şey yapmıyor gibi bir yanılgıya kapılıyor. Yoksa Hatice Cengiz'in söylediği o ki 2 Ekim'de o kadar özgüvenle girmezdi oraya. Yani giremezdi yani. Şimdi Yasin Aktay'ın veya Turan Kışlakçı'nın Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşları olarak Hani 2 Ekim'de oraya girerken Hatice Cengiz'e e, Turan Kışlakçı başıma bir şey gelse Turan Kışlakçı veya Yasin Aktay haber ver dediği gibi bir olay yok açıkçası Kaşıkçı olayı ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri de o, onu da zaten düzelttik kitapta. Evet. Daha önceki bir hastalık evresinde işte ya yani hani Yasin Aktay ve Turan Kışlakçı ile samimiyetine istinaden onları arayabilirsin diyor ama 28 Eylül ile 2 Ekim arasında şüphelenmiyor Kaşıkçı. Şüphelense gitmeyecek. Başka yerden alabilir miydi? Washington biliyorsunuz gündeme geldi. E Washington'da <laughs> kim var büyük elçi olarak? Halit bin Selman var. Yani babası poligam biliyorsunuz Selman bin Abdullahzis e, çok eşli. O bir tane eşinden olan yani Muhammed bin Selman bir eşinden olan en büyük erkek çocuk. Dolayısıyla <laughs> o veliaht prens yapıldı bir şekilde 2017'de. Halit bin Selman da kardeşi Washington büyük elçisi yalanladılar ama hani kaşıkçıyı Türkiye'ye yönlendik. Ya yani Türkiye'yi cinayet yeri olarak seçmişlerdi. Plan evet buydu. onu ayrıca ben Amerika'da zaten bunu sormak istiyorum evet. size. Amerika'da bunu yapamazlardı ama Tabii. Türkiye'de seçmişlerdi. Bekarlık belgesi dediğimiz şey tırnak içinde. Evlenmesine mani olmadığını şey yapan bir belge. Türkiye'nin istediği bir belge bu. Hmm. Yani Türkiye'nin istediği belgeyi dışarıdan da alabilirdi. Ülkesinin herhangi bir diplomatik misyonundan veya buradan evlenmesine bir mani yoktur. Resmi nikah yoktur. Ama seçildiği için evet. ne yazık ki böyle oldu. Hı. Şimdi hazır Hatice Cengiz'den konuşmuşken hı hı. E, nişanlısıyla alakalı o süreçten de ben bahsetmek istiyorum. Çünkü beraber gidiyorlar konsolosluğa. Cemal Kaşıkçı içeri giriyor. Hatice Cengiz kapıda Cemal Kaşıkçı'yı bekliyor. Fakat girdikten sonra Cemal Kaşıkçı konsolosluğunun içine aradan bir 3 saat geçtikten sonra Hatice Cengiz e, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşlarına haber veriyor. Yani o 3 saatlik bir bekleme süreci var Hatice Cengiz'in kapının önünde. Bu 3 saatlik bekleme süreci biraz fazla bir bekleme süreci gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü hani dediğimiz gibi kadın dürtüleri olayı vardır ya. Yani bizim eşimiz ya da işte sevgilimiz bir yere gitse yarım saat bile biz haber alamasak bir merak haline haliyle gireriz. Evet. Burada Hatice Cengiz'le alakalı bir soru işareti hiç olmadı mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi bir defa onun içinde bulunduğu koşullar 3 saat, kaç saatse bekleme süresi onu kendisi epey ayrıntılı anlatıyor. Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a verdiği röportajı da anlatıyor. Biz de ekip olarak Sabah Özel İstihbarat Bölümü olarak yaptığımız görüşmede de anlattı. Onun içinde bulunduğu haleti Rüya'yı çok düşünemeyiz. Şimdi e, baktığınız zaman normalde evet erken çıkması lazım ama o anın çok gergin bir bekleyişle, çok endişeyle açıkçası giderek endişeye dönüştüğünü anlatıyor. O yani Bekleme uzadıkça bunun bir sıkıntıya, endişeye dönüştüğünü açıklıyor. Ben bizim şimdi kendi kaynaklarımızla yaptığımız görüşmeler, Hatice Cengiz'in işte bir şekilde yani olaydaki durumu, pozisyonu ile ilgili hiçbir istihbari bağlantı, hiçbir tuzak vesaire tespit edilemedi. Bunu açık söyleyeyim. Yani şüpheler, sezgiler, kadınsı vesaireler onlar çok hakikaten biz bir, bir defa bu kitapta spekülasyonlardan tamamen uzak, maddi bulgularla hareket etmeye çalıştık. Yani şunu bile yapmadık. Bu olayın arkasında şu servisin rolü var üst takıl olarak. Hı hı. Somut kanıt koymak lazım. En fazla İsrail bağlantısını NSO adlı firma üzerinden gözler önüne serebiliyoruz. Evet. Veya İsrail'in gizli servisin Mossad'ın agresif yöntemlerini kullandığını biliyoruz Suudilerin. Onu da beceriksizce kullandığını öyle söyleyeyim. Ama başka bir somut bağlantı yok. Hı hı. Şimdi Hacı Cengiz'le ilgili tabii töhmet altında bırakıcı söylemler geliştirirken bunun altını doldurmak lazım. Bu, bu, bu konuda şüpheler dile getiren insanlar oluyor ama... Şimdi kızcağız orada çok zor bir süreç yaşamış. Ben kendisini tanımıyorum ama hı hı. benim anladığım Habertürk'te verdiği röportaj. Ben kendisiyle doğrudan görüşmedim. İkna edici bir şekilde konuştu, konuşuyor. Şimdi e, işin içine aşk girdiği zaman çok başka bir şey. Çok başka parametreler devreye giriyor. Yani çok Cemal Kaşıkçı gerçekten sevmiş belli. Belli ki Hatice Cengiz de sevmiş. Böyle bir sürecin içine girmiş. Evlilik gibi ciddi bir niyetle evet. ortaya çıkmışlar ki bekarlık belgesine ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bir şüpheye yer bırakmayacak ölçüde gerek haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler gerek bizim edindiğimiz izlenim o yönde e, yani eğer tersi yönde bir şeye ulaşsaydık ipucu bulgu vesaire bunu da verirdik e, istihbari anlamda bir e, ilişkisinin olmadığını biz kitapta yer verdik. Bir ülkenin diplomatik misyonuna çeviri yaptığı bilgisi bize ulaştı. Onu kendisi doğrulamadı ama hmm. o ülkenin ismi de dahil gündeme geldi. E, fakat bu istihbari bağlantı şeklinde bir ilişki değil. Kendisi Arapça biliyor, Mısır'da okumuş. Evet. Hmm konulara ilgili zaten hani Cemal Kaşıkçı tanışma vesilesi de o. Dolayısıyla bir bağlantı yok. Hele de bu bu süreçte o 3 saatlik dilimde veya o süreçte e, yani zor. Bir de onun açısından da bakmak lazım. Çok kolay bir iş değil. E, biz dediğim gibi spekülasyonlara yer vermeden bulgularla hareket ederek ne hangi bilgiye ulaştıysak devlet kaynakları, güvenilir kaynaklar, birincil kaynaklar yani şimdi ses kaydını biz nereden biliyoruz? Biz dinlemedik. Ben görmedim transkripleri de, arkadaşlarım da görmedi. Ama birincil kaynaklardan, dinleyen en birincil kaynaklardan aldığımız bilgileri yansıttık. Dolayısıyla spekülasyonlar dışı bir kitap. Tamamen bilgi ve belgelere evet. dayalı Kesinlikle. dediğimiz bu oluyor o zaman. Kesinlikle. Ee, tabii şimdi... En önemli noktalardan bir tanesi de aslında iki ülkenin diplomatik ilişkileri. Yani burada düşünülmesi gereken en önemli husus diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin iyi gittiği bir dönemdeyiz aslında. Dönemdeydik o zaman. Nasıl oluyor da Türkiye'de böyle bir cinayeti işletmeyi göze alabildiler? Yani iki ülkenin diplomatik ilişkisine bu elbet ki yansıyacaktı. Çünkü bunu mutlaka planlamış olmaları gerekiyordu. Ne düşündüler? şöyle söyleyeyim. Suudi Arabistana Türkiye'nin ilişkilerinin ne kadar iyi olduğu biraz tartışma konusudur. Bilhassa bunu Suriye İç Savaşı ile ilişkilendirmemiz hmm. lazım. Mart 2011'in yani Suriye İç Savaşı'nın başlangıcında ABD'nin, körfez ülkelerinin e, İran ve Rusya'dan farklı olarak ve tabii ki Şam rejiminden farklı olarak e, ve Türkiye'nin de daha ne diyelim işte e, özgürlüklerin önünü açan ve tabii ki hani silahlı en son uzun bir süre Esad rejiminin e, masum sivilleri öldürmesinden sonra silahlı ayaklanmalar başladı. O silahlı ayaklanma sürecinden sonra Suriye'de bir değişime ihtiyaç olduğu dile getirildi. Bu dönemde benzer bir çizgideydi Türkiye, Suudi Arabistan. Ama emin olun 2014-2015'ten özellikle 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra Körfez'de başta MBS yönetimi ve Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed, Muhammed Bin Selman'ın kankası tırnak içinde. Bu iki çizginin Suriye sahasında Türkiye aleyhine olduğunu Türkiye biliyordu. İstihbari manada biliyor. Ya yani Türkiye 911 kilometrelik sınırın derinliğinde Suriye'de kuş, uçan kuştan haberdar bakın. Yani coğrafya avantaj çok önemlidir. Nüfuzunuz var orada. Ya yani Çin'in yaslandığı bir ülkeyi düşünün. Orada yani Çin'in nüfuzunun etkili olduğu bir yerde e, hele de uzun sınırı varsa Çin'in istihbari manada kolay kolay gol yemesini beklemezsiniz. Hele de devlet geleneği olan ülkeler için konuşuyor. Evet. Çin gibi, Türkiye gibi, İran gibi vesaire, Rusya gibi. Şimdi dolayısıyla Türkiye orada kendisinin aleyhine yürütülen faaliyetlerden haberdardı. E, Pd 200 milyon dolarla fonlayan Suudilerdi. Bunun vekaletini de ABD vermişti açıkçası. Şimdi Türkiye bunların farkındaydı. Zaten cinayet mahalli olarak Türkiye'yi seçmelere bile başlı başına çok da Türkiye ilişkilerinin iyi olmadığını göstergesi. Muhammed Bin Selman'ın. Türkiye Katar İran'a şerek sene diyor. Ya sen daha 33 yaşında bir adamsın. Ee, devlet geleneği zaten ülkenin problemli. Hani tırnak içinde kabile devleti gibi davranan bir devletten bahsediyoruz. Ee, halkına veya başka bir güce kuvvetli biçimde dayanan bir profilin yok siyasetçi olarak. Derdin ne yani? Hani Türkiye bu, bu, bu coğrafyada e, büyük işte Rusya gibi, ABD gibi ülkelerle dans eden bir ülke. Kendi milli güvenlik, ulusal güvenlik çıkarları gereği terörle mücadelede acı çekmiş. Pek çok canla bunu ödemiş bir ülke. Zaten Suriye'de o yüzden varız. Şimdi Suriye sahasındaki bu farklılaşma, Türkiye'nin çizgisi daha ziyade Astana'dan bu tarafa e, Çin'i bile dahil edebiliriz bir yerde. Çin biraz daha tarafsız bakıyor meseleye ama sonuçta batı gibi bakmadığını da biliyoruz evet. açıkçası Suriye sahasına. E şimdi İran, Rusya, Türkiye aksı İdlib'de işte gördük işbirliği sürecini. Fırat'ın doğusunda AB, ABD askerinin çekilmesinden sonra PYD'nin yalnız kalmasında vesaire görme ihtimalimiz var. Her ne kadar o süreçler biraz komplikasyonlu, ağır olsa da ve fakat e, Suudiler burada başka bir pozisyonda duruyorlar. Bakın İdlib'de işte HTŞ gibi unsurların Türkiye'ye saldırmamaya özellikle özen gösteriyorlar. Zamanında e, zamanda DAEŞ'te Türkiye'ye saldırana kadar sorun yoktu. Türkiye'ye saldırdıktan sonra Türkiye başını ezdi. Bir süre bekledi DAEŞ. Şimdi HTŞ de Türkiye'ye saldırmıyor. Onun üst taklı çünkü onu söylüyor. Ama ne yapıyor? Türkiye'ye müzahir işte Özgür Suriye gibi gruplara saldırıyor İdlib'de. İdlib'deki anlaşmayı sabote etmek istiyor açıkçası. E şimdi Suudilerin de İdlib'deki sabotajda bir şekilde dolaylı rolü olabilir şeklinde bilgiler var. E, bunlar hiç hafife alınır bilgiler de değil. E, Amerika'nın bir kesimi Trump yönetiminin bir kesimi e, ve e, Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri, Muhammed Bin Selman, Mısır, İsrail İdlib anlaşmasının bozulmasından çok memnun olacak ülkeler açıkçası. Dolayısıyla Türkiye bunun farkında ve kaşıkçı olayına gelindiği vakit işte Suriye sahasında, ben hep söylüyorum Allah rahmet eylesin, ölümü işe yaramış insanlardandır. Ölümü büyük oranda işe yaramış insanlardan. Ya bu şöyle bizde biliyorsunuz işte, Şehadet geleneği başka bir şey. Bizim 250 şehidimiz oldu 15 Temmuz'da ama onlar boşuna ölmediler. Ee, Türkiye bekasını kazandı açıkçası. Bağımsızlığını büyük ölçüde hala bunun mücadelesini veriyor. Ee, Müstemleke ülkesi haline getirecek, Türkiye'yi ABD uydusu haline getirecek bir false flag adı verilen, işte sahte bayrak operasyonunun parçası olan istihbarat teşkilatı bir terör örgütünü püskürttü millet. Fethullahçı örgütü. E, boşuna ölmedi o insan. Cemal Kaşıkçı da boşuna ölmüş bir insan gibi görünmüyor kesinlikle. Suriye sahasında, Yemen'de, bilhassa Suriye sahasındaki gelişmelere baktığınız vakit Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün e, Körfez'deki Muhammed bin Selman Kli aleyhine, Türkiye ve bölge ülkeleri lehine, bölge halkları lehine bir sonuç e, ürettiğini varsayabiliriz. Cinayeti ve e, diplomatik vahşeti tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Fakat bir küçük aramız var şimdi. Aranın ardından buradayız. Türk. Pano kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyiciler. Konuğumuz Ferhat Ünlü, Sabah Gazetesi istihbarat Editörü. E, aynı zamanda da Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları Diplomatik Vahşet isimli kitabı da kaleme aldı kendisi. Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin detaylarıyla alakalı biz tabii ilk bölümde konuştuk. Kaldığımız yerden ben devam etmek istiyorum. Şimdi e, yedi buçuk dakikada işlenen bir cinayet var. Yani <laughs> e, nasıl profesyonel bir tim toplandı ki yedi buçuk dakikada bu cinayet işlendi Ferhat Bey? Şimdi tabii kısa bir süre. Yani 15 kişilik infaz timi. Her biri alanında uzman. Mutrep adlı Mahir Abdullah Mutrep adlı istihbaratçı Generalin liderlik yaptığı tim. İşte işte Al Harbi adlı e, efendime söyleyeyim ekip de bulunan önemli isimlerden birisi. E, Tubeyki Adli Tıp Kurumu Başkanı diğer isimler yani ya Kraliyet Muhafız Alayı'nda ya istihbaratta ya orduda el medeni dublör olan tüm general rütbesinde adamı sırf Kaşıkçı'ya benzediği için getiriyorsunuz. Türkiye yönelik kumpasın bir parçası olarak e, getiriyorsunuz. Dublör. Tutuyorsunuz vesaire. Yanında Kahtani diye de bir isim var. Bu kitapta dört tane kahtani var. Onları anlattık. Birisi Hı. Suudel kahtani, o göbel istediğimiz. Bir tanesi Abdullah kahtani. Buraya cinayetten sonra sözüm ona aydınlatma değil, karartma için gelen o Suudel mucebin başsavcının e, beraber hareket ettiği Abdullah kahtani var. E, Medeninin yanındaki kahtani var. Yani dublörün yanında hiç onun yanından ayrılmamış kahtani var. Bir de bir başka daha önce bir olayda öldürülen bir kahtani var. Şimdi e, bu ekip. Yedi buçuk dakikada bu işi işliyor. Bu cinayeti işliyor. Nasıl işliyor? Cinayetten önce epey ayrıntısı var kitapta. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz görecekler. Kitapta 12 civarında yapılan konuşmalar cinayetin nasıl planlandığını gösteriyor. 7,5 dakika açıkçası şöyle geçiyor. Çok dramatik sahneler var. Öyle ki gizli servis başkanları bile etkileniyor. Bu işlere mukavimdirler yani. Pek çok hikaye görmüşler. Hatta CIA Başkanı cinayet Ispil'in işte sert sorgu veya işkence mazisi de var. Bilinmeyen bir şey değil. Çok yazıldı, çizildi. Evet. Ee, yalanlanmış bir şey de değil. Yani hatta doğru olduğu yönde çok yaygın bir kanaat var. O bile etkileniyor ee, konuşmalardan. Tercümanlardan İngiliz tercüman. İngilizler burada dinliyor İstanbul'da. Diğer bütün Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere ve Suudiler tabii ki olayın muhatabı olarak Ankara'da dinliyorlar. Çinliler ve Ruslar henüz dinlemedi. Dinlemek istese biz, Türkiye dinletirdi diye düşünüyorum. Ee, Türkiye bu konuda elindeki bulgu belgeleri e, paylaştı. O yedi buçuk dakika bu ses kayıtları gösteriyor ki Türkiye'nin eline ulaşan ses kayıtları. Yedi buçuk dakikanın konuşmalarla geçen, çok kısa konuşmalarla geçen ve 13-14'te binaya girişinden hemen sonra Kaşıkçı'nın alınıp Uteybi'nin odasına götürüldüğü 13-14-13-24 arası ruhun teslim ettiği 13-24'e kadar 10 dakikalık bir zaman. Önce bir boğuyorlar galiba nefes evet. alamıyorum gibi evet. bir söylemi var. <laughs> Şimdi önce ağzını kapatıyorlar. <laughs> ağzını kapatmaya çalışırken direniyor tabii fiziken. Bir defa iş, çok şahsiyetli onurlu bir duruş sergiliyor olayın başından sonuna. Ee, yani masaya aletler konulduğu halde o adli tıp aletleri şey yapmıyor hiç. Korku belirtisi göstermiyor. Sadece ağzı kapatılırken astımım var beni boğacaksınız diyor. Yani onurlu dik bir duruş gösteriyor açıkçası ee, ağzı kapatıldıktan sonra e, direnişle geçen o süreç yani o iki buçuk dakika daha doğrusu on dakikanın ilk iki buçuk dakikası konuşmalar odaya geçiş vesaire sonra işte ağzını kapatma süreci ve son beş dakika özellikle bir iki dakikası vesaire de bir şeyle fiziksel mücadeleyle geçiyor veya direnmeyle geçiyor. Ondan sonra başına poşet geçiriliyor. E, boğma işlerinde kullanılan türden bir poşet. Muhtemelen geçiren de al -harbi olması lazım. Tabi bunların hepsi Mutreb'in talimatıyla oluyor. Evet. Bu arada Tubeyke Oda'da El Uteybi Oda'da baş konsolos. Onun gözünün önünde gerçekleşiyor. E, takribi 5 dakikanın sonunda son hava kabarcığı kalana kadar... Direniyor en sonunda hırıltılar vesaire geliyor ve 13.4'e ruhunu teslim ettikten sonra o postmortem süreç başlıyor. Yani ben cesedin bu derece hunharca parçalanmasında bu, bu adam biz öldürdük bunu ama buharlaşsın hiç dünyada olmasın gibi bir beklentinin delilden kurtulma, delili yok etme anlayışının etkili olduğu kanaatindeyim. Bir yerde bir cinayet işlense biliyorsunuz klasik film sahnesidir işte halıya sarılır çıkarılır vesaire cesetten kurtulma Ciddi bir iştir yani. Bir... Asitle yakılıp yok edildiği söylenildi hatta Onu başlarda. Onu doğrulatamadık açıkçası. Hı hı. Onu doğrulatamadık. O konuda bir bulgu yok. Çünkü işte 80 litre belki 100 litre asit vesaire gerekiyor. Onun partiküllerinin rezidanstan bir yerden çıkması lazımdı. Öyle hı. bir durumda bizim aldığımız bilgi oyunda. Ve fakat başkonsolosluk binasında ilk cesedi parçalara ayırma süreci işliyor. Konuşmalar tabii çok dramatik. Dediğim gibi gizli servis başkanları bile etkileniyor. Ee, yarım saat sürüyor işlem. Tübeyki hazırlığını yapmış, poşetleri yere seriyorlar, bavulları hazırlıyorlar ee, ve o bavullara koyuyorlar. Ceset parçalandıktan sonra 5 bavulla çıkarıyorlar başkonsolosluk binasından, hemen kuş uçuşu 300 metre ötedeki rezidans binasına götürüyorlar. Tıpkı Kaşıkçı'nın binaya başkonsolosluk binasına girip de çıkmaması gibi rezidans binasına girip çıkmayan 5 bavul var. Bu 5 bavulun elektronik olarak yani kamera kayıtları, CCTV kayıtları, MOBESE kayıtlarıyla çıkmadığı net. Bina içinde kalıyor. Muhtemelen işte cesedin nerede olduğu ayrı bir bahis onu belki ayrıyeten konuşuruz. Evet. Ama 7,5 dakika hakikaten çok dramatik sahneler içeriyor. Yarım saat keza öyle otopsi testeresinin tiz sesleri bile kayıtlara giriyor. Başka sesler var işte. Arapça tabii konuşmalar. Yani kesip parçalama aşamasında Tuğbeyki'nin telaşla, öfkeyle talimat yağdırdığını, kimi... İnfaz timinin birkaç üyesinin kendini kötü hissedip midesinin bulanıp dışarı çıktığını falan filan ses kayıtlarından anlıyoruz. İnsani dürtüler göstermiş olmaları da yani bu fiziksel noktada şaşırtıcı artık gerçekten. İnsani bir nötesinde fiziksel bir refleks o yani öyle bir hale şahit olmak. Yani olacak iş değil ya hakikaten evet. bu, bu bu diplomasi tarihine, istihbarat tarihine, insanlık tarihine kara olarak geçmiştir. Dediğim gibi Kesinlikle. gizli servisler sütten çıkmış ak değildir adam öldürürler. Ama her şeyin bir raconu vardır tırnak içinde. Bu Böylesi hiçbir şey bir bile şey. meşrulaştırılamaz, tevil, hiçbir cinayet tevil edilemez hiçbir şekilde elbette. Ama böylesini artık insanın hakikaten ne vicdanı kaldırıyor ne midesi kaldırıyor gerçekten e, bir vahşet yani. Şimdi ses kayıtları da tabii çok konuşuldu. Hatta o dönem Türkiye'nin ses kayıtlarını verdiği de iddia edildi. Kitapta çok fazla doğru bilinen yanlıştan bahsettiğiniz için ben evet. burada da e, söz etmenizi isteyeceğim. Ses kayıtları gerçekten verildi mi başka ülkelere? Yoksa e, verilmeden mi dinletildi, belgeler mi okutuldu, nasıl oldu bu süreç? Siz ses kayıtlarını dinlediniz mi? Ben ses kayıtlarını dinlemedim veya arkadaşlarım dinlemediler. Biz transkripleri dahi görmedik ama transkriplerden yani tape o tape demek, onun dökümü demek ses kayıtlarının. Oradan ilgili kısımları cümlesi cümlesine aldık. Hı hı. Yetkililerden ses kayıtlarını dinledi servis başkanları, CIA, MI6, Fransız DSGE, Kanada servisi CSIS olması lazım. Yes, CS, CSIS adlı gizli servis hı. teşkilatı Kanada'nın. E, işte Suudi Genel İstihbarat Teşkilatı'nın İç İstihbarat Başkanı Hüveyrani adlı şahıs e, dinlediler. Fakat onlara ses kaydı verilmedi. E, tapeler verildi. Transkript olarak verildi. E, tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı olay açığa çıktıktan sonra e, külliye merkezli bir iletişim stratejisi oluşturuluyor İstihbarat diplomasi stratejisi. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda işte MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Cumhurbaşkanı İletişim başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan bir e, ana çekirdek ekip bütün bu sürecin stratejisini bizzat Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla yürütüyorlar. E, bütün servis başkanlarına Cumhurbaşkanının onayıyla tabi dinletiliyor konuşmalar. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmaları dinliyor. Sonra kendisine tabi tapeler e, arz ediliyor orada şey şöyle bir şey oldu Fransızlar tapeleri aldıkları halde Fransız Dışişleri Bakanı biz ses kayıtlarını almadık ses kayıtlarını kimseye vermedi ki Türkiye kendisine ulaşan ses kayıtlarını sonradan tabi Fransa Başbakanı tekzip etmiş oldu özür dilerim Kanada Başbakanı tekzip etmiş oldu Fransa Dışişleri Bakanı'nı Türkiye ses kayıtlarını tape olarak paylaştı tape ayrı bir şeydir ses kaydı ayrı bir şeydir ee, dolayısıyla çok sınırlı sayıda insan dışında o kayıtları dinleyen kişi yok. Tekrar cinayet anına tabii e, dönmek istiyorum. Çünkü en merak edilen noktalardan bir tanesi de Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Evet. Nerede sorusu az önce beşen bir k konusunu konuşurken içinin çok önemli olduğunu söyledik ama nerede sorusu da önemli. Nerede sorusu olayın nerede işlendiğini gösterir gazetelik şeyi açısından. Olay başkonsoloslukta işleniyor. O açıdan negatif manada olumsuz bir örnek nevi şahsına münhasır bir olay. Başkonsoloslukta işlenen cinayet yok. Tabi e, tabii nerede başlık bölümde ses kayıtlarını verdik. Başkonsoloslukta cinayet işlenirken neler yaşandı? Ses kayıtlarında neler vardı kısmını verdik. O ses kayıtlarının e, 12 civarında yapılan konuşmalar. Yani kaşıkçı bir saat girmeden bir saat önce binaya yapılan konuşmaları göstererek rezidans binasına bavulla götürülen, götürülmesi planlanan ee, ceset parçaları gerçekten de bavulla götürülüyor kamera kayıtları onu ispatlıyor biz bunları yayınladık biliyorsunuz kitap vesilesiyle ondan sonrası takip edilemiyor konsolosluktaki rezidans geçmişten kalan bir su kuyusu bu kuyunun aranmasına izin vermediler oradan örnek aldı Türkiye ama DNA bulgusuna rastlanmadı çünkü evet. çok fazla poşete sarılmış olabilir vesaire Kuyunun açılması, onun iç, 21 metrelik kuyudaki 9 metrelik, 8 metrelik suyun çekilmesi ve bir fiil bakılması lazımdı. Türkiye bu süreci Viyana Sözleşmesi'ne göre yürüttü. Ayrıca orada Türkiye yani Arabistan'da pek çok vatandaşımız var, diplomatımız var. Hani hukuk dışı bir yöntemle Türkiye ilerlemez. Hiçbir zaman yapmamıştır. Suriye sahasına evet. girerken de Birleşmiş Milletler e, Türkiye hukuk dışı bir ülke değildir, olmamıştır. Olmaya tevessül de etmez. Türkiye istihbarat operasyonlarını da hukuk dairesinde yapar. İşte Yusuf Nazin Laskiye'den getirilmesi böyle bir şey. Türkiye evet. FETÖ ile mücadele etmiş bir ülke. Hiç hiç hayal dahi edemezsiniz Türkiye'nin kendisinin aleyhine terör faaliyeti yürüten bırakın muhalif bir gazeteci, terör faaliyeti yürüten bir mahrem imamı misal gidip yurt dışında böyle bir muameleye tabi tutun düşünemezsiniz bile. Türkiye böyle şeylere tevessül etmez, etmemiştir. Dolayısıyla olayla ilgili soruşturma sürecini de hukuk dairesinde yürütmeye özen gösterdi Türkiye. Hı hı. Ve fakat önüne engeller çıkarıldı. Vienna'sı 19 Ekim'de bakın başvuru yapıldı. Hala ses yok. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı üzerinden Suudilere yapılan başvuru ama Hala. Suudiler Kimi nasıl yargıladıkları meçhulken kapalı evet. bir rejim malum. E burada da cesedin yani cesedin daha fazla parçalara ayrıldığını varsayabiliriz. Muhtemelen rezidansın kuyusunda kuvvetle muhtemel. Oradan bir başka yere son anda götürülmediyse ki götürülmedi olaydan sonra bilinen o. Evet. Yani başında bir fatiha okuyacak bizim inancımıza göre. Sudiiler e, peygamberimizin doğum yeri ve vefat ettiği şehrin re ev sahipliği yapan bir devlet ülke e, ki Kaşıkçı da Medine'ye e, yani e, biliyoruz ki konuşmalarında Medine'ye defnedilmek istiyordu. Bir kabirden yoksun cumhurbaşkanımız söylediler. Yani bir kabirden yoksun olabilir mi bir insan? En doğal hak yakınlarının başında Fatiha okuyacağı bir kabire bir mezara ihtiyaç var ama cesedin en ufak bir parçası bulunamadığı için mezarsız bir o anlamda Cenaze. da insanlık dışı bir muameleden aslında söz o da, O da, Biz, biz hiç olmazsa dedik en son son sözde hı hı. şunu yazdım. Hiç olmazsa Suudiler bunu dünyaya borçlular ama bunu da yapmadılar, yapmazlar. Bu Viyana Sözleşmesi'nden de ben e, bahsetmenizi isteyeceğim çünkü tabii bilmeyen e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hı -hı. mutlaka ki vardır. E, ne hangi maddeler var ki Türkiye bir hukuk dışı bir işlem yapmıyor Viyana Sözleşmesi ile ilgili? 44. maddede e, Viyana Sözleşmesi e, ülkelerin diplomatik misyonları büyükelçiliklerden başlayarak Hı hı. 1961-63 tarihli var. 61'deki büyükelçilikleri düzenleyen sözleşme, 63'teki de başkonsoloslukları bütün ayrıntısına kadar başkonsolosluklar nasıl aranır, hangi izinle aranır evet. şeyini belirleyen sözleşme bu. Bu, bu sözleşme doğrultusunda Türkiye yürüttü şeyi. 44. maddenin ayrıntıları kitapta var. Ezberimden okuyamayacağım şimdi o kadar değil. Tabii. Kitabı tabi çok detaylı, detaylı yazdık. Her cümleyi hatırlamam imkansız ama yani bu tabii Türkiye'nin çok hassasiyetle yürüttüğü bir süreçti. Suudilerle bu konuda işbirliği istenen sonucu vermedi. Bakın Muhammed bin Selman'ın talebi üzerine Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi oldu. Arjantin'den sonra biliyorsunuz yine talep oldu halde Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmediler. Hatta kitapta ilk kez açıkladığımız özel bilgi olarak Muhammed bin Selman'ın MİT başkanına daveti var ki kabul edilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştükten sonra MİT başkanı Böyle bir karar alınıyor çünkü Türkiye pazarlığa açık bir ülke değildir bakın. Suudiler para vererek bir takım olayları çözmeye alışmış bir ülke. Trump da öyle o anlayışla hareket ediyor. Türkiye'nin paranın haricinde değerleri var. Yani Suriye meselesi var, terörle mücadelemiz var, insani değerler var. Ee, Viyana Sözleşmesi doğrultusunda bu, bu süreç yürütüldü. Ee, Muhammed Bin Selman'ın şunu söylüyordu Muhammed Bin Selman'ın talebi üzerine Suud Başsavcısı El Mucep buraya geliyor Güya işbirliği yapmaya geliyor Ya bir tane cesedin yerini verin ya Diyin ki ceset burada Yok yerel işbirlikçi dediniz öyle bir şey yok O yani. doğrulanmadı kesinlikle doğru değil Yani kaşık cinayetine yardım eden bir yerel işbirlikçi yok Halıya sarıldı çıkarıldı diyorlardı Öyle bir şey yok Tamam cesedin yerini söyleyin siz sarı çizmeli, çizmeli meme daya mı vereceksiniz? Hadi cesedi al götür ortadan kaldır. Robot resmini çizdik. Ne demek yani? İsmi falan her şeyi vardır. Evet. Bütün süreci hesaplamışsınız. Cesedi kime teslim edin? Hele de arkada böyle bir delil bırakmak aptallık yani. Bütün Siz bütün çalışanları izne çıkarıyorsunuz. Suudi diplomatik misyon olarak. Ondan sonra bir tane Türk yerel işbirlikçe cesedi teslim ediyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bu da doğrulanmadı. Hı. Mucep buraya geldi işte bilmem kolilerce kuru yemişle döndü. Başka da bir şey yapmadı. Muhammed Bin Selman gelsin de işbirliği yapsın diye göndermişti başsavcısını Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talepte bulunarak. Ama o da sonuç vermeyince Cumhurbaşkanı'nın tavrı e, yani hadi bir fırsat verelim bir şey yapsınlar e, şeklindeydi. Fakat e, yapmadılar cesedin yerini dahi göstermediler. Dolayısıyla Suudilerin bu konuda hiç e, berbat bir sınav vermeye devam ettiklerine maalesef şahit oluyoruz. Evet hem bu yargılama sürecini bir taraftan tabii e, Trump da e, bu süreçte çok ön plana çıktı. Hem açıklamalarıyla konuyu olan ilgisiyle aynı zamanda e, bir ambargo da koydu Suudi Arabistan'a. Bunların detaylarını da soracağım konuşacağız fakat öncesinde bir ara veriyoruz. Peki. Aranın devam edeceğiz. CRI Türk. Pano'ya devam ediyoruz. Ferhat Ünlü ile Kaşıkçı cinayetini konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Şimdi e, şunu sormak istiyorum ben size çünkü... Türkiye'nin e, Türkiye'de yaşanmış bir cinayetten bahsediyoruz. E, hep de tarih tekerrürden ibarettir derler. Bundan yaklaşık iki sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam. E, Rus büyükelçi de Ankara'da öldürülmüştü. Andrei Karlov. Tabi bu iki cinayet arasında bağlantı kurmak çok e, olmaz, saçma olur. Hani biri Fethullahçı terör örgütü tarafından yapılmış bir cinayet çünkü. Fakat bu cinayetlerin ortak noktası Türkiye'nin hedef seçiliyor oluşu olabilir mi? Bunu sormak istiyorum size. Ee, öyle tabii Andrei Karlovsu'yu kasti e, Rusya ile işte biraz sorunlu geçen veya hmm. ne diyelim bıçak sırtı geçen ilişkileri sabot etmek için kurgulanmış bir cinayetti. Mevlüt Mert Altıntaş adlı ki tıpkı Kaşıkçı olayında olduğu gibi onun da telefonlarının çözülmesi süreci biraz zaman aldı. Evet. Hmm. Sonra işte Ruslarla vesaire bir işbirliği, istihbarat işbirliği süreci değiştirdi. Sonra Türkiye çözdü o kayıtları. Melüt Mert Altıntaş'ın telefonundaki kayıtları çözdü. E, bu hadisede de bazı infastim üyelerinin telefonuna ulaşılmış bilmediğimiz bir yöntemle açıkçası. Bize açıklanmayan bir yöntemle. E, böyle bir e, pek çok açıdan benzerlik var aslında. Şimdi bir tane polis çıkıyor. Türk polisinde siz bir tane bile el nusracı bulamazsınız. İmkansızdır yani. Yok böyle bir şey. Ee, az buçuk bu yıllar bu işlerle yıllardır uğraşan birisi olarak hani bireysel yalnız kurt profilinde böyle bir şey yok yani. Çıkıyor ben El Nusraciyim izlenimi yaratarak sahte bir üstlenmeyle yine El Nusra'nın işte sahte Arapça bir şeyle üstlenmeyle cinayeti işte Rusların çünkü hassas konusu. Aşil topu yani El Nusra Onların hassas olduğu bir konu. Sırf orayı ya Çin aramızı bozmak isteyen bir şey düşünün, bir yaklaşım Hı -hı. düşünün, sürekli orayı kaşıyan bir operasyon planı. Bu bir istihbarat aklıdır yani Fetullah çörgütte bu var. Ee, böyle bir süreçti. Yani, e, yani büyük elçinin öldürülmesi belli açılardan bir benzerlik var, yok değil ve fakat tabii bunun doğası gereği çok farklı bir olay işte büyük elçilik başkonsoloslukta bir işte çalışanın özür dilerim bir gazetecinin hedef seçilmesi e, Suudi devletinin kendi operasyon olarak kurgulanması vesaire olayın farklı karakteristik yönleri olarak görünüyor. Türkiye çok operasyona maruz kaldı. Bakın ben hep söylerim yıllardır. Komple olarak gördüğümüz her şeye maruz kaldık son yıllarda. E, çünkü e, dünyanın önemli bir bölgesindeyiz. Biz e, iddiası olan bir ülkeyiz. Giderek iddiası olan bir ülke haline daha fazla geliyoruz. Şimdi bu tabii rahatsız ediyor. Yani içeride çok fazla unsurumuz var. Şimdi yalan yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yakın geçmişe kadar çok fazla NATO ile iç içe. NATO'nun çok fazla kontrolünde. İtal istihbarat dediğimiz süreçlerle kendisini bağlamış. Askeri manada da bağlamış. istihbari manada da ve çok bağımsız olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir ülke. Yani 1970'li yıllarda eski MİT müsteşarının Fuat Doğu'nun kendisi milli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ve fakat açıkça söylediği bir söz var. Yani CIA'nin istasyon şeklini yapıyoruz burada diyor. Şimdi bu tür süreçler yaşandı maalesef. E 1900 daha evveline gidelim. 1950'lerde Türk istihbaratının ödenekleri CIA'den karşılanıyordu. Ya böyle bir şey olur mu yani? Hangi ülke? Türkiye gibi bir ülke. Geçmişi olan, imparatorluk geçmiş, imparatorluk bakiyesi olan, iddiaları olan bir ülke için hakikaten yakışmayan süreçlerde. Tarihin o evresinde öyleydi. O dönemde yetkili olan insanları yargılamak adına söylemiyorum. Ee, yani liderler tarihsel dönemlerinin iddiasını taşırlar. O döneme karşılık gelirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Türkiye'ye millete verdiği bir özgüven var. Bu özgüven sayesindedir ki ilk kez darbeye karşı millet sokağa çıktı ve tankların önüne kendini serdi. Çok fazla komploya maruz kaldık. Fethullahçı örgüt de bunun merkezindeydi. Ha, bilinmiyor muydu örgüt oldu? Evet biliniyordu. Devlet çok fazla önlem alamadı, almadı zamanında açıkçası. Devleti bu konuda eleştirmek lazım çünkü dışarıya bağımlı. Yani 1980'de NATO darbesi oluyor. Ee, NATO'nun ne diyelim işte Truva'tı Fethullahçı örgüt üzerinden yerleştiriliyor, implant ediliyor adım adım. Ee, sonra 90'lı yıllar, 2000'li yıllar en yükseliş dönemi vesaire. Sonra devlet tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir savaş açtı bu örgüte ve kazandı. Kazanmaya devam ediyor. Şimdi bu biraz özgüvenle alakalı. Ülkelerin e, güçleri tabii ki kimse bir konvansiyonel mücadele istemez, askeri bir şey istemez ama terörle mücadele gibi bir gereklilik var. E, Suriye sahasında e, kendi terörle mücadele hassasiyetlerinden ötürü bulunan ülkeler arasında en avantajlı konumda olan Türkiye. Çünkü 911 kilometre sınırı var diğer Amerika bilhassa gelen bütün ülkelerin bir şeyi yok yani bir onların tuzu kuru açıkçası. Böyle bir durum Rus Büyükelçisi olayı da öyleydi. Burada da tabii Suudi Arabistan'la Türkiye bir kasus belli adı verilen Latince deyimle savaş nedeni olarak addetmedi bunu. Her ne kadar kralın bir ayağı çukurda olsa da Kelimenin gerçek manasıyla Alzheimer vesaire problemlerden ötürü krallık yapamasa da, Muhammed Bin Selman ondan biraz fazla rol çalsa da, yine de kralı ayırdı. Kralın, kralla ilişkileri öncelikli tuttu. Ve olayı bir krize, yani tabii ki bir sorun ama hani böyle karşılıklı bir probleme çevirmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin burada yürüttüğü diplomasi çok hassas bir süreçti. Bunu Ben bunun diplomasi tarihinde geçeceği kanaatindeyim. Şimdi Arap Baharı'ndan sonra baktığımızda e, Suudi Arabistan'a Arap Baharı'ndan sonra ülkeden kaçan çok fazla muhalif oldu. Çoğunluğu evet Türkiye'ye geldi ama bu sadece tabii Türkiye'de oldukları anlamına gelmiyor. Dünyanın her yerine gidenler var ki bu olay da zaten sadece Türkiye tarafından değil, dünya kamuoyu tarafından çok merak edildi, e, araştırıldı, bir infial yarattı hatta diyebiliriz. E, bu Kaşıkçı cinayetinin bu kaçan muhaliflere bir gözdağı olduğunu da söylemek mümkün mü? Aynen bu soruyu sorduk biz de tabii görüştüğümüz üst düzey kaynaklara. Şimdi benim bir tezim var naçizane. Şimdi olayları geriye doğru başarısız olduktan sonra analiz ettiğiniz vakit ya bu ne kadar basit bir plan diyorsunuz. Böyle bir komplom olur. Hı hı. Yani 15 Temmuz'u düşünün saat 9'da çıkmış tanklar köprüyü kapatmış. Bu konvansiyonel diyebileceğimiz yöntemlerle nasıl bu darbe olur vesaire diyoruz. E Çünkü gece 3'teki darbeyi 9'a aldılar. Başka pek çok faktör var. Başarılı olsaydı ayrıca hiç kimse onu konuşmayacaktı. Başarılı olmuş bir darbeden bahsediyor olacaktık. Çok başka bir şey konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla komplonun başarısız olması sahadaki ee, ne diyelim? mücadele süreçlerinin bir sonucudur. Kaderin akışıdır biraz da. Tarihin akışıdır. E, başarılı olsa çok da başarılı bir komplo diyeceklerdi emin olun. E, aynı şey kaşıkçı cinayetin içinde geçerlidir. Aslında Fena bir komplo değil baktığınız zaman. Dublör ayarlanmış. Tamam 15 kişilik tim buraya kartvizit bırakıcısına geliyor devlet şirketiyle vesaire. Böyle acemilikler yok değil ama onun da sebebi şu sorduğunuz soru bağlamında. Muhaliflere gözdağı vermek. Benim gizli imzam olsun. Ben gizli imzamı atayım. Sadece Türkiye'de değil dediğiniz gibi. Dünyanın dört bir tarafındaki muhalifler bu işin perde arkasında benim olduğumu bilecek. Çünkü yani böyle bir cinayet ancak bu şekilde işlenebilir. Suudi devlet aklına yerleşmiş bir yapı tarafından e, muhaliflere gözdağı olacaktı ama resmiyette bir şey olmayacaktı. Yani resmiyette bir kabul olmadığı için dublör senaryosu tutarsa çok iyi ol, olmuş olacaktı. Onlar açısından plan tutmuş olacaktı. Dolayısıyla burada e, başarısız istihbarat operasyonlarında başarı ben kitapta da yazdım. E, başarının ölçülerinden biri iz bırakmamaktır. Sırf operasyonu başarmak için. Laskey'e e, gidip alınmış olan Yusuf Nazik operasyonundan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının fotoğrafları, şeyleri yayınlansaydı muhaberat rejimi tarafından veya Suriye rejimi tarafından o operasyonun başarısız olduğu anlamına gelirdi. Türkiye kendisi Tabii. yakaladık, e, deşifre ettik diye kendi rızasıyla bunu söyledi. Ne operasyon yöntemleri deşifre oldu ne de elemanlar, görevliler deşifre oldu. Gizli kahramanlar diyelim bu Hı -hı. kitabın. Sonunda da yine başında da özür dilerim. O gizli kahramanlara teşekkür var Kaşıkçı olayın çözülmesi bağlamında. Türkiye'nin bir istihbarat başarısıdır. Şimdi dolayısıyla e, olay bu şekilde gerçekleşiyor. Gerçekleştikten sonra da işte e, muhalifler tabii çok e, hakikaten e, işte para harcıyorlar. AVM'lere gidiyorlar. Güvenli bir ülke. Hem para harcayabileceğiniz güzellikte bir ülke tırnak içinde. Bilhassa İstanbul. Evet. E, diaspora oluşması için çok mümbit bir zemin. Hatırlayalım 80'lerde İranlı rejim muhalifleri Türkiye'de öldürülürdü. Ee, o dönemin koşulları öyleydi maalesef. Ee, daha çok daha yakın bir geçmiş. 2008-2015 arasında Ruslar burada Çeçen muhalifleri öldürüyordu. Onun önü kesildi. Çünkü şunu biliyorum ki ben, istihbarat üzerine çalışan bir gazeteci olarak, çok operasyon suikast dahil pek çok operasyon İran vesaire, başta İran olmak üzere engelleniyor artık. Yapamazsın. Gelip benim ülkem tarla değil. Sen gelip burada muhalif öldüremezsin. Yani böyle bir şey yok. Geçmişte bunlar oluyordu. Ee, Türkiye'nin güçsüz olduğu anlamına gelmiyordu. Ben hep istihbarat gücünü siyasetin gücüyle özdeşleştiririm. Yani siyasetin gücü olmadan istihbarat tek başına bir güç veya meydan okumada bulunamaz. Dolayısıyla süreçler böyle işledi. Ve bu cinayet Türkiye'nin bir operasyon sahası olmadığını, cinayetin çözümü... Operasyon sahası olmadığını göstermiştir. Muhammed Bin Selman rejiminin Türkiye'de veya başka ülkelerde yapacağı başka operasyonlarında bence önünü kesen bir olay oldu. Planladıkları gibi gitmedi aslında Gitmediğim süreç için. öyle de denilebilir. Cemal Kaşıkçı'nın tabii o dönemde çok fazla yoğun konuşulduğu dönemde muhalif bir kanal kurma hazırlığında olduğu da söylendi. Hmm. Siz bu iddiayı doğruluyor musunuz? Var ee, mı elinizde böyle bir bilgi? Vallahi elimde çok somut bu konuda bilgi yok açıkçası ama bu, bu tür projelerin olduğu söyleniyor. Zaten hem sosyal medyayı hem de konvansiyonel medyayı kullanan birisi. Biliyorsunuz pek çok basın yani kuruluşunda yöneticilik yapıyor. Sonra hı hı. onlar kapatılıyor vesaire. Hatta kapatan bir de mesela Muhammed bin Naif. Çok arası yok aslında. Muhammed bin Selmandan ehven işer diyebileceğimiz bir hı hı. şey. Daha önceki MBS'den önceki kısa adıyla. Ona biliyorsunuz Amerikan basında Mr. Bonsov denildi. işte Bay Kemik testeresi bu olaydan sonra. Muhammed Bin Selman'dan önceki veliaht prens ki amcası olur. Muhammed Bin Naif. O mesela kanalını kapattırmıştır Cemal Kaşıkçı'nın. Böyle şeyler var ama Muhammed Bin Selman çok ötesine geçiyor. Artık yani hiç evet. tevil götürmeyecek kadar ötesine geçiyor. Bu tarz projeleri olabilir. Bazı Suudi muhaliflerle görüşüp işte veya işte yabancı ülkelerle vesaire. E, fakat en bilinen projesi dediğim gibi Ara -Ordusu, Ar Ordusu projesiydi Ar -Ordusu. ve o da sosyal medyayla ilgiliydi. Şimdi tabii bu şimdi de dediğimiz gibi Amerika <laughs> kısmı var. Trump'ı <laughs> konuşmazsak olmaz. Evet. Donald Trump'ın damadıyla Veliaht Prens Selma'nın ilişkilerinin iyi olduğu biliniyor zaten. E, bu cinayet sonrasında özellikle Trump'ın alacağı tavır yani sadece Türkiye değil dünya tarafından da çok merak edildi. E, bir ambargo uyguladı. Eee Trump Suudi Arabistan'a fakat bu ambargo da şöyle bir şey iddia edildi. Ee, silah satışları hariç maddesi Hı. iddia edildi. Şimdi bu birincisi doğru mu? Hani siz bu bilgiye sahip misiniz? Doğruysa da o zaman Trump'ın samimiyeti tartışılır mı? Vallahi o küre meşhur küre toplantısından bu tarafa İsrail özür dilerim, Mısır İsrail'in güdümündeki ülkeler Hı. diyeyim. Suudi Arabistan'ın işte Kral, Kral Selman bin Abdülaziz ve Trump'ın o meşhur küre fotoğrafından sonra epey kapsamlı bir e, ekonomik anlaşma, çoğunluğu silah anlaşması. Milyarlarca dolarlık onun ayrıntısını yazdık kitapta. Onun bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşmedi. Çok çok hatır sayılır bir kısmı değil, sadece bir kısmı gerçekleşti. Burada en çok silah lobilerinin Trump'a etkide bulunduğunu ve silah hariç diyerek evet doğru o. yani silah anlaşmaları hariç Suudi Arabistan'da bu süreç devam edecek. Niye hariç? Bir defa Suudi Arabistan'ı İran'a kuşatmaya karşı bir vekil olarak tayin etmişler. E Yemen savaşı bağlamında yine İran'la bir vekalet savaşı yürütüyor Suudi Arabistan. Yine Amerikan isteğiyle E şimdi ordusu da bir NATO ordusu projeleri var sözüm ona Arap NATO'su. Yani bir defa ordu geleneğinden gelen, ordu geleneği olan, sahada başarılı bir ülkeden bahsetmiyoruz ki. Yani Yemen'de çok baskı basınçla savunma bakanı olduktan sonra Muhammed Bin Selman epey bir ona operasyon mu dersiniz artık neyse ee işte Suudi Arabistan karşıtı gruplara husilere bir daraltma falan oldu ama o, o bir askeri başarı değil. Siz i̇şte şimdi Suriye sahasında misalen böyle senaryolar da konuşuluyor. PYD'nin bulunduğu Türkiye'nin o güvenli bölge inşasından sonra o dışındaki alanlara bir Arap NATO'su kurup oluşturma Böyle bir şey yürümez yani. Yürümez. Ne jeostratejik olarak yürür. Çünkü coğrafi olarak uygun değil. Güneyden gelecekler vesaire. Ne de böyle bir gelenek var. Şimdi siz Arap NATO'su kuracağız diye işte silah... Bakın pek çok silahı kullanacak sağlam personel yok Suudi ordusunda. Yani Amerika'nın verdiği pek çok silahı kullanacak... Hı hı bilgiden yoksun personel problemi var. Şimdi hal böyleyken silah satsanız, da Amerika işine bakıyor. Trump işine bakıyor. Tüccar gibi, CEO gibi yönetiyor ya. Zaten kendi de söylüyor ya. Para, bak kral seni orada tutuyoruz. Kaşıkçı'nın öldüğü daha ortaya çıkmadan ama Kaşıkçı öldürüldükten sonra 2 Ekim günü hı hı. E, Tennessee'de mi? Nerede? Bir yerde. Yanlış. Mississippi'de galiba. yaptı bir konuşma var. Bak kral seni orada tutuyoruz ama bunun bedelini ödemelisin parasal manada. Şimdi böyle hareket eden bir Anlayış, e, damat kuşner üzerinden, Jared kuşner üzerinden ilişkiler var. İsrail'in e, Muhammed bin Selmanı desteklediği bilinen bir şey. E, şimdi bunun çok çok hakikaten sürdürülebilirliği yok. E, bu tabi Muhammed bin Selman'ın işte Putinle verdiği o meşhur G20 görüntüsü de var. Para para pek çok şeye kadir maalesef. Bu operasyonları da, bu kirli operasyonları da parayla yapıyorlar. Tabii. Yani. Para bir işi yapacağınız anlamına gelmez. Ama işte uzman isimler bulursunuz, sırf bu işle görevlendirirsiniz. Sonra bir yerde patlarsınız ama böyle. Yani e, bu işe de çok para ayırmışlardı muhaliflerin işte avlanması tırnak içinde ve e, para silah da çok para ayırıyorlar. E, o milyarlarca dolarlık anlaşmanın nereye gideceğini hep beraber göreceğiz ama. Bu mantalite Suudi Arabistan'ı yıkıma götürür yani. Siz vekalet savaşı yürütüyorsunuz, İslam ülkeleriyle aranızı bozuyorsunuz, İsrail'e yaslanıyorsunuz. E Mısır'daki darbe rejiminin çok çok ila nihaya sürme imkanı yok. Bir şekilde orada yine bir sürü insan öldü tabii darbeden sonra. Müslüman kardeşlere, müzahir insanlar orada başka bir süreç işleyecek. Fakat işte böyle yani bölgede böyle bir dış güce dayanan bir rejim kendi halkına baskı yaparak yaşamaya devam ediyor ama nereye kadar gidecek? Bu e, infaz timinin Türkiye'de yargılanmasına da izin verilmedi. Hatta Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan da verin biz yargılayalım dedi. Ama onlar kendileri yargılayacaklarını söylediler. Ve hatta içinden 5 kişiyle ilgili de idam kararı verildiği haberleri çıktı. Bu yargılama süreci nasıl işleyecek? Vallahi o bizim aldığımız bilgi şu yöndeki çok 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 bildiğimiz klasik konvansiyonel bir yargılama süreci yok. Suudi yargısı işte Mucib'in buraya gelişinde gördük. Olayı aydınlatmak için değil karartmak için gelmişler. Hı hı. İfadelerini bile vermediler. Orada sorguladığınız 5 tane adam değil. Zaten orada o 15 tane adam vardı. Hadi 5'ini alalım. Çekirdek evet. kadro diyelim. Suikastin çekirdek beşçisi diyelim ona. Ee, onlar cesedin nerede olduğunu söylemez mi? Onu bile vermediler. Türkiye tabi bu talepte bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdiler ama bu, bu talebi Sudi'lerin çok yanaşmayacağı aslında belliydi de ...niyetlerini gözler önüne sermek için... ...bizim bildiğimiz manada bir tutukluk yok. Yani gözetim altındalar. İstihbariye evet. olarak aldığımız bilgi o Gözetim altındalar. Bir tanesi ciddi deydi Tuğbey... ...ki sonradan yer değiştirdiği söyleniyor. Bizim kitaptan sonra özellikle. Ee, bir kısmının bir arada tutulduğu ve çok da şey olmadığı... ...yani sıkıntıda oldukları... ...hani konuşma eğiliminde olduğunu, olanı... ...Albostani örneğinde olduğu gibi öldürebilirler. Trafik kazası verilmiş bir olay da öldü. Olay doğru infaz timinde yer alan isimlerden biri öldü. Diğerlerini çok konuşacağını sanmıyorum. Konuşmadıkça bir problem yoktur. İdam edeceklerini de zannetmiyorum. Yani zaten bu cezalandırma emin olun işte başar başaramadınız, iz bıraktınız diye yani hani olayı böyle yaptınız diye değil. Zaten ya yani şöyle düşünelim. Şimdi çok çok basit mantıkla gittiğimiz zaman olayları daha net görürüz. Ee, bir ülke düşünün ki Muhammed Bin Selman işte kendince her şeye hakim. Hadi bu kurumlardan gelen isimler bir siyasi iradeyle bir araya geliyor. Hadi onu da bir kenara bırakalım. Bunlar kendi başlarına bu işi yapacak olsa e, Suudi Arabistan'a dönme imkan ihtimalleri yok. Adamı çiğ çiğ yerler yani. E, onay aldıkları makam işte Veliaht Prenslik'ten gelen e, onayla e, bu şekilde bu operasyonu yaptılar ve döndüler. E şimdi konuşmadıkları müddetçe o, o kararı onlara uygulatan kararı direktifi veren gücün onları koruyabileceğini varsayabiliriz mümkün mertebe. Çünkü kapalı rejim bilmiyorsunuz ki Türkiye'de olsa evet. eli kelepçeli fotoğraflar vesaire olur sızar bir şekilde. Türkiye açık toplum. Burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla bilmiyoruz. Onların bildiğimiz manada tutuklu olmadığı yönünde bir bilgimiz var bizim. Son olarak ben e, şunu da sormak istiyorum. Kaşıkçı'nın belgeseli yapılacaktı. Bu konuyla alakalı e, sizin bir çalışmanız var mı? Sizinle görüşmeler yapılıyor mu? Vallahi bu konuda şeyler geliyor. Bir geçtiğimiz günlerde bu e, Amerika'dan bir bağımsız yönetmen, yapımcı daha doğrusu benimle irtibata geçti. Hı hı. E, Turan Kışlakçı vermiş numaramı. Şompe'nin e, bir projesi vardı. Onunla da yine bir görüşme gündeme gelmişti. Hı hı. E, başka yurt içinden de var. Sonra ilerleyen zamanlarda belki şey yaparız. Yani e, bu konunun istihbari yönünü, diplomatik yönünü ve polisiye yönünü en iyi aydınlatan kitap olma iddiasında. E, kısa sürede yazıldı ama çok emek verildi. Bu benim benim beş tane romanım işte bu dördüncü araştırma kitabı, uzun zamandır da araştırma kitabı yazmıyordum. Bir roman gibi bir solukta okunuyor deniyor. Evet, evet. Senaryo üzerine çalışmalarım var. yabancı olduğum konular değil, kurmaca benim evet. yıllardır üzerinde çalıştığım, 20 yıldır. Hatta daha fazla yani Mr. Literature denilen işte gizem edebiyatı, polisyenin her türü casusluk dahil her türü üzerinde çalıştığım türler dolayısıyla yabancısı olduğum konular değil. Gelen şeylere bakmak lazım, Hı. değerlendirmek, düşünmek lazım. Biz elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışırız. Çünkü bu konu ne kadar gündemde olursa o kadar e, ya Cemal Kaşıkçı'nın aziz hatırası önemli. insanlığa faydalı olmuş. Ölümüyle de insanlığa faydalı olmuş bir isim. E, hikayeleştirmeyi de hak ediyor yaşamı ve ölümü özellikle. Dolayısıyla özellikle. Buna, buna sonuna kadar destek vermek gerektiği kanaatindeyim. Ben çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. Yani keyifli olmasa da en azından e, detaylı Kaşıkçı Cinayeti'ni konuşabildik. Çünkü keyifli bir program demeye insanın dili varmıyor cinayetten evet. bahsederken ne yazık ki. Ama heyecanlı ki. konular bu. Evet. işleri her zaman heyecanlıdır. Evet gerçekten öyle. Okumayan dinleyicilerimiz için ve izleyicilerimiz için bir kez daha söylemiş olalım. Cemal Kaşıkçı Cinayeti'nin Karanlık Sırları Diplomatik Vahşet kitabını alabilirsiniz efendim. Panoyu bu haftalıkta bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.